Evet selamlar arkadaşlar. Yeni bir güncel bilgiler videosuyla hizmet etmeye devam ediyoruz. Daha önce e, bunun birinci videosunda arkadaşlarım ilk 6 denemeyi güncel bilgiler denemesinin ilk altısını daha sonra ikinci videoda 12. denemeye kadar ikinci altıyı çözdük. Şimdi de arkadaşlarım 18. denemeye kadar e, güncel bilgiler deneme sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Evet lider yayınları için Servan Hoca'nın yani bendenizin hazırladığı bir deneme sınavıyla arkadaşlar hemen başlıyorum. 13. deneme sınavıyla evet. Ne diyor? Çin'in Wuhan kentinden Ankara Etimeskut'a getirilen 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavut vatandaşın tahliye operasyonuna hangi isim verilmiştir? Bu o zamanlarda denemede çok fazla çıktı arkadaşlar. Koca Yusuf operasyonu. Türkiye'de ilk kez 5 Nisan 2020'de yeni tip koronavirüse karşı uygulanan immün plazma yöntemi tedavisi ilk kez hangi şehrimizde uygulanmıştır? Hocam immün plaza plazma, plazma, <laughs> plazma yöntemi arkadaşlar Malatya'mıza uygulandı. 17 Nisan 2020'de başlatılan Türk bayrağının birinci sırada olduğu dünyanın en güzel bayrağı temalı anketi yapan Marka gazetesi hangi ülkededir diye sorduk. Marka gazetesi İspanyol gazetesidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevirim içi bir sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı EBA hangi yıl faaliyete girmiştir? Evet bugün milyonlarca gencimizin çocuğumuzun kullandığı EBA 2012'de hayata geçmiştir. Açılımı eğitim bilişim A. değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi hemen şuradan. Evet. İstanbul'daki ok meydanı araştırma hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin ismi verilmiştir? Ok meydanı araştırma hastanesi arkadaşlar. Cemil Taşçıoğlu koronavirüsten Türkiye'de hayatını kaybeden ilk doktordu. Şangay İşbirliği Örgütü'ne Ş8 oldu artık Hindistan ve Pakistan'da. En son iyi olan iki ülke aşağıdakilerden hangisidir, hangileridir? Zaten cevabı söyledik. Hindistan ve Pakistan arkadaşlarım. tamam Böylece Ş6, Ş8'e dönüşmüş oldu. Evet, 14. derime gelsin. 25. Saraybosna Film Festivali'nde en iyi yönetmen seçilerek Saraybosna'nın kalbi ödülü, ödülünü alan Emin Alper'in ödüllü filmi Aşağıdakilerden hangisidir? Hocam, Emin Alper'in ödüllü filmi Kız Kardeşler. Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen 89. Oscar ödüllerinde Moonlight, Ayışık'ın filmindeki rolüyle Oscar tarihinde ödül alan ilk Müslüman oyuncu kimdir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Marşela Ali. Dünyada ilk defa Güney Kore'nin geçtiği 5G teknolojisi Türkiye'de ilk defa hangi şehirde uygulanacak? Daha doğrusu uygulanıyor. Soru kökünü öyle yapalım. Uygulanıyor. İstanbul'da yeni İstanbul Havalimanı'nda değerli arkadaşlar ve yerli imkanlarla üretildi. Türkiye'de büyük çevre hareketi olan sıfır atık projesi ilk kez hangi yıl başlatılmıştır? Sıfır atık projesi. Hangi yıl başlamıştır arkadaşlar? 2017'de. Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatıldı. Türk Hava Yolları'nın TK 1920 sefer sayılı uçağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hangi şehrin üzerindeki uçuş rotasıyla gökyüzüne ay yıldız izini bırakmıştır? Evet arkadaşlar neresi? Elbette ki başkent Ankara. Nisan 2020'de hayatını kaybeden ödüllü animasyon çizeri Gen Deitch aşağıdaki çizgi film kahramanlarının hangisinin yaratıcısıdır diye sorduk. Arkadaşlar Tom ve Jerry o meşhur çizgi filmi işte bu adam yapmış. Kesinlikle denemeliyiz. 15. Mihail Mishustin 2020 yılında hangi ülkede başbakanlık görevine getirilmiştir? Evet Putin'in bir nevi yardımcısı oldu. Rusya. Türkiye'nin Akdeniz'deki enerji savaşlarında elini güçlendiren deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası aşağıdaki ülkelerden hangisiyle imzalanmıştır? Neresi arkadaşlar? Libya. Böylece Türkiye'nin eli gerçekten güçlendi. 2017 referandumunda kararlaştırılan ve 2018 yılındaki genel seçim ile uygulamaya giren Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kimdir ilk Cumhurbaşkanı yardımcımız? Sayın Fuat Oktay. Ki biliyorsunuz artık yeni kurala göre Cumhurbaşkanı yurt dışına giderse veya makam boşalırsa herhangi bir sebeple Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyor. Artık meclis başkanı vekalet olayı sona ermiştir arkadaşlar. Nitekim Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ettiğinde bütün yetkileri de kullanabiliyor. Yurt dışından teknik destek alınmadan tamamen milli kaynaklar kullanılarak MPT-76 adıyla üretilen savunma sanayi ürünümüz aşağıdakilerden hangisidir? MPT, milli piyade tüfeği. Dolayısıyla bu bir tüfektir değerli arkadaşlar. 5C oldu. Evet ne diyor? Futbol ve futsalın dünya çapındaki en üst düzey yönetim organı olan ve başkanlığını Cihani Infantino'nun yaptığı FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Genel Merkezi neresidir? Zürih. FIFA'nın genel merkezi İsviçre'nin Zürih kentinde. İstanbul'daki Teknofest etkinliğinde prototipinin tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk milli uçan arabası. İlk milli uçan arabası aşağıdakilerden hangisidir? Cezeridir değerli arkadaşlar. 16. denemedeyiz. Türkiye'nin 55 ülkeye gönderdiği sağlık malzemelerini içeren kutuların üzerinde yazan ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır, karanlığın ardında nice güneşler vardır sözleri aşağıdakilerden hangisine aittir? Değerli arkadaşlar bu Hz. Mevla'na ait çok da anlamlı bir söz. Nisan 2020'de hayatını kaybeden Mercedes Kadir lakabı Fatih Kaydı hangi şehrimizin sembol isimlerinden biriydi? Evet sınavda çıkmayabilir ama genel kültür anlamında o adamı yad etmek anlamında paylaştık. Mercedes Kadir, tüm Malatyalı kardeşlerimiz bilir. Dünyanın en temiz göllerinden biri olan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü aşağıdaki şehirlerden hangisindedir? Evet güzel Salda Gölü nerededir arkadaşlar? Burdur'daki Nasa'nın da inceleme alanındadır. Aşağıdakilerden hangisi Nisan 2020'de UNESCO Geçici Miras Listesine eklenen eserlerden biri değildir? Hocam, UNESCO Birleşmiş Milletlere bağlı Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'dır ve genel merkezi de Paris'tir. Hangisi Nisan 2020'de bunun geçici listesine eklenen eserlerden biri değildir? Ankara Beypazarı Beypazarı Tarihi Kent eklendi. İzmir Tarihi Liman Kenti listeye eklendi. Osmanlı'daki Karatepe Aslantaş Arkeolojik Alanı liseye, geçici liseye eklendi. Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi ve Mitravum arkadaşlar eklendi ama Şanlıurfa, Göbekli Tepe çok çok önceden, şu tarihten çok daha önce ki asli listeye eklenmiştir değerli arkadaşlarım. Evet sorularımız otursun şöyle ekran. Evet. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üyeliğinden ayrılmak kararı alan ülke hangisidir? Evet Katar diyoruz ama bunlar bu petrol satanlar arkadaşlar pek de güven olmuyor bunlara. Bugün ayrılım, ayrılıyorum diyen yarın bakıyorsun en etkin üyelerden biri olmuş. İşin içinde ciddi dolarlar dönüyor. Milli Sama Bakanlığı ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu MKEK tarafından %100 yerli ve milli imkanları kullanarak üretilen mekanik solunum cihazı aşağıdakilerden hangisidir? Ee, Türkiye'nin medarı iptarlarından biridir arkadaşlar. Sahra yerli solunum cihazımız gelsin 17. deneme. Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam Dünya Sağlık Örgütü'nün merkezi şöyle yazıyorum buraya. Cenevre'dir. İsviçre'nin Cenevre kentidir. Başkanı da Geberius'tur arkadaşlar. Geberius. Herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemini tıp bilimine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Evet Türkiye'mizde bunu çok duyduk son bir buçuk yıldır. Filyasyon, filyasyon ekipleri falan yere gitti diyorlar ya haberlerde. Türkiye'deki ilk Covid-19 vakası ne zaman tespit edilmiştir? Arkadaşlar 10 Mart'ta yazarlar, 11 Mart'ta yazarlar. Çok da önemli değil. Yani tespit ve açıklama 10 Mart ile 11 Mart arası. YSK, Yüksek Seçim Kurulu'nun 2020 Mart tarihinde yaptığı düzenlemelere göre iki veya daha fazla seçim çevresini bölünen şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yoktur arkadaşlar. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir 2 veya 3 seçim çevresine bölünmüş durumda. Ki İstanbul Ankara 3 seçim çevresidir. Bursa ve İzmir 2'dir. Ama Konya arkadaşlar tek seçim çevresidir. 18 milletvekiline kadar ki 18'e dahil bir seçim çevresi oluyor. Evet. Ekranımız geldi. Güzel. Ne diyor değerli hocam? 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza koronavirüse mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla kurulan yardım organizasyonu aşağıdakilerden hangisidir? Neydi bu yardım organizasyonu ki halen aktif olarak çalışıyorlar. Allah razı olsunlardan. Vefa Sosyal Destek Birimi değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bridge ülkelerinden biri değildir? Brezilya, Rusya, İndia, India, Hindistan, Ç arkadaşlar, Çay ya da Çin. Sede Soğut Afrika yani arkadaşlar Güney Afrika. O halde kim yok burada? İtalya yoktur. Evet bu videomuzun son denemesi 18. deneme güncel bilgiler denemesi. 29 Nisan 2020'de hayatını kaybeden Hintli aktör İrfan Kağan'ın oynadığı filmler arasında hangisi yoktur? Yoktur. Hocam milyon yıkılmış krallık Pi'nin yaşamı ki, efsane bir şeydi bu. İnanılmaz örümcek adam var ama Dangal İrfan Kağan'ın değil arkadaşlarım. Yukarıda özellikleri verilen il hangisidir? Bakalım ne demiş? Bir milletvekili çıkaran tek ilimiz, 2019 TÜİK verilerine göre miktarı en az olan şehir. Nüfus yoğunluğu en az olan il. Neresidir arkadaşlar? Tunceli. Bunu 2020'ye uyarlarsanız cevap Bayburt olur. Yüzde yüz yerli imkanlarla üretilen solunum cihazının gönderildiği sahra var ya hocam sahra. Sahra'nın gönderildiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? Somali'deki kardeşlerimiz ilk olarak gitti yoksul insanları ücretsiz tedavi ettiği için defalarca şikayet edilen, Mayıs 2020'de hayatını kaybeden ve yoksulların doktoru olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisi? Kimdir bu güzel insan? Murat Dilmeler ki hastanelerimizin birine de bu kardeşimizin ismi verildi. Evet ne diyor? Adli yargının temiz noktası olan Yargıtay'ın yeni başkanı kimdir? Hocam Yargıtay yeni başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken başkan olan kişi Mehmet Akarca. Yargıtay'ın yeni başkanı budur. Bekir Şahin ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olmuştur. Biz bize yeteri sloganıyla duyurulan ve Türkiye tarihinin en büyük yardım kampanyası olan Milli Dayanışma Kampanyası aşağıdaki kurumlardan hangisinin himayesinde başlatılmıştır? Pandeminin hikayelerinde böyle büyük bir kampanya yapmıştık. Kimin himayesinde? Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılmış arkadaşlar. Peki videolarımızın altına herhangi bir fikir, görüş, öneri, şikayet, dilek, temenni ne olursa arkadaşlar yazabilirsiniz. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Yeni güncel bilgiler videosunda görüşmek üzere.